Merhaba. İnternette 80 saat yandığını iddia eden bu fenerlerden bende de var. Maalesef 80 saat değil, 8 saat bile yanmıyor. İçlerinde şu eski tip akülerden var. Hem çok ağır hem de çok çabuk ömrünü kaybediyor. Ben bunların içine lityum pil koymayı düşünüyorum. Ve burada kullanacağım 2S BMS devresi var. Bu yapacağımız lityum pillerle bakalım gerçekten 80 saat bu feneri çalıştırabileceğiz mi? Hızlandırılmış bir şekilde videosunu da sonuna ekleyeceğim. Şimdi pilleri önce ölçerek başlayacağım. Pilleri daha önce şarj ettim ben. Pillerin voltajları birbirlerine yakın olması gerekiyor. Hemen başlıyorum. Pillerimizin hepsi aynı voltajda. Pillerin sıralamasını göstereceğim. 2 sıra 2S BMS kullanacağımız için 2 sıra 10 tane pil kullanacağım. BMS devremize baktığımızda şu şekilde duracak. Burada yönümüz artı. Diğer tarafı da eksi dizmemiz gerekiyor. Pil tutucusunu da üstüne taktım. Pillerin kutupları BMS devresine denk gelecek şekilde yaptık. Alt tarafı da zaten birbirlerine birleşecek. Pilleri puntolamaya geçeceğiz. Pil punto makinesini de ben kendim yaptım. Bunun da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Pil grubuyla çalıştıracağımız şey LED olacağı için burada çok ince bir nikel kullanacağım. Şöyle ölçüsünü alarak başlıyorum. Artı tarafı yaptık. Eksi tarafı da yapalım. Eksi tarafını da yaptık. BMS yani birbirlerinin köprülerini yapalım. Burada birbirlerine köprü tek de atabilirsiniz. Ama ben hepsine birer tane atacağım. Eğer yüksek akım çekecekseniz pillerden hepsine tek tek atmanız da fayda var. Ama benim gibi sadece LED kullanacaksanız tek de atabilirsiniz. Artık 2 sıra 10 pilden oluşan bir pil grubu oluşturduk. Ölçelim. 8.41 voltajımızı aldık. Fenerlerimiz artık bu pil grubuyla çalışabilir. Şimdi BMS devresinin montajına geçiyorum. BMS devresini üstüne koymadan önce şöyle bir plastik koyacağım. Ve bunu bir sıcak silikonla yapıştıracağım. Şimdi BMS devresini yapıştırıyorum. Yönü doğru olacak şekilde. Fazla nikelleri hizalı bir şekilde kesiyorum. Lehimini de yapalım. Nikelleri üstüne lehimlemeye başlıyorum. Birinci bağlantımız tamam. Bu BMS bölümü. Eksi bağlantısını yapıyorum. Artıyı da bağlıyorum. 6.4 voltluk bir pilimiz olmuş oldu. Şimdi bir çıkışını ölçelim. 8.17. Pillerimiz dolu olduğu için bu değeri gördük. Şu an gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu pil grubunu fenerin içine takacağız. Bağlantılarını yapalım. Fenerimiz çalıştı. Bütün fonksiyonları gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şu an 8.15 volt bir elektrik var. Fişe takıyoruz. Cihazı şarja taktım. Hemen kontrolünü yapıyorum. Işığı gayet güzel yanıyor. Ölçelim. 8.14'tü. 8.40. Pillerimiz dolu. Şarj yapmıyor. Şimdi biz
biraz deşarj yapalım. Yani feneri biraz çalıştıralım. Yaptığımız bu aküden aldığımız enerji fenere biraz ağır geldi. Amper anlamında çok güçlü. Bundan dolayı içindeki bu yansıtıcısını ekranda görüldüğü gibi eritti. Bunun neden bu kadar ısındığını, nasıl çözebileceğimizi göstereceğim. Ve sonrasında tabii ki bunu artık içine koyamıyoruz. Bu bayağı bir eridi. İçinden sökerken de bayağı zorlandım. Video çok uzun olmasın diye çekmedim. Termal kamera kullanarak ne kadar ısındığını, nerelere kadar çıktığını göstereceğim. Çalıştırıyorum. Termal kamerayla BMS devremizin üstündeki sıcaklığı göstereceğim. BMS devresinin üstündeki MOSFET'ler yaklaşık olarak 200 dereceye kadar çıktı. Bu kabul edilebilir bir sıcaklık olmadığından dolayı sistemde bazı değişiklikler yapacağım. Bunu yaparken de göstereceğim ama ne kadar ısındığını size göstermek istiyorum. 82-83 devam ediyor. LED'lere bir bakalım. LED'ler bayağı bir ısındığı için el bile değmiyor. Yani yakalı birkaç saniye olmasına rağmen 150 dereceye kadar çıktı. Ben tam odaklayamıyorum. Yani bakamıyorum bile o tarafa. Işık o kadar şiddetli ki. Yani voltaj anlamında bir sorunumuz yok. 170 dereceleri gördü. Zaten voltajda eğer bir sorun olsaydı, yani yüksek olsaydı LED'ler zaten bozulurdu. Uzun süre bir deneme yaptım. LED'lerde herhangi bir bozulma olmuyor. Belki uzun vadede olabilir. Maalesef çok fazla ısı üretiyor. Bu da bizim BMS devremizin ve pil grubumuzun çok güçlü olmasından kaynaklı. Şimdi BMS devresinin sıcaklığına bakalım. MOSFET'i görüyorsunuz. Şu an 100 dereceye ulaştı. Bu yaklaşık olarak 200'lere kadar çıkıyor. Test ettim. Hem LED'lerin ısısı hem de BMS devresinin ısısı kabul edilir derecede değil. Şimdi biz bunu çözebilmek için aslında çok basit bir yolu var bunun. Şimdi göstereceğim. Bir daha ölçelim. LED'lere artık el değmeyecek kıvama geldi. Şu an 160-170'lere kadar ulaştı. Ben bile elimde artık tutmakta zorlanıyorum. Hatta bırakacağım, yandayım. Şimdi MOSFET'imize tekrar bakalım. 110 derece. 80 saat çalışacak bir cihaz için kabul edilebilir bir sıcaklık değil. Çünkü bu gitgide artmaya başlıyor. Veya da bizim bunu kullandığımız ortam da sıcak olabilir. Ev ortamında kullanabiliriz. Dış ortamlarda da kullanabiliriz. Bunun bu sıcaklara ulaşmaması gerekiyor. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir sıcaklık değil. Geçici bir körlük yaşadıktan sonra. LED lambalarda kullanılan, ışığı yaymak için kullanılan bir film var. Elimde bunlardan fazla olduğu için ben bunu ekranın içine uygun bir şekilde kestim. Sonrası görüntümüz bu olacak. Zaten bu fenerden bir tane daha var elimde. Onda tabii ki bu hatayı yapmayacağım. Daha doğrusu bu bir hata da değil. Yaptığımız güç kaynağı, yani gerçekten çok güçlü oldu. Yaptığımız bu lityum pilli akümüz 7.75 enerji veriyor. Buradaki akünün ise 7.35 ile 7.50 olduğunu gösteriyor. BMS devremiz 7.75 akım veriyorken LED'lerimiz maalesef 1.5 ampere kadar bir akım çekiyor. Bunun da ölçümünü hemen göstereceğim. Kaç amper çektiğine bakacağız ve kaça düşürmek istediğimize bakacağız. Çünkü bunun üstünde herhangi bir işte şu amperle çalışır, bu amperle çalışır herhangi bir bilgi yok. Evet, üstündeki kuru tip aküde 4 amper yazıyor ama ya bu aküler zaten hani 4 amperi içinde kaç dakika tutabiliyor? Bunlar bile şüpheli olduğu için şimdi biz burada cihazı biraz modifiye etmemiz gerekecek. Hemen multimetremizi amper moduna alıyoruz. Eksi hattından leğimi söküyoruz. Bunu eksi hattından değil de artı hattından da ölçebilirsiniz. Yalnız burada iki kademeli bir LED olduğu için şimdi burada farklı farklı değerler görmemek adına ben siyahtan ölçeceğim. Buradan bir ucunu bu probumuza değdiriyorum. Diğer ucunu da LED'in üstündeki eksi bağlantısına değdirip kaç amper çektiğini ölçeceğim. Yaklaşık olarak 1.3 amper çektiğini düşünüyorum. BMS devremiz yüksek amperli olduğu için LED de doğal olarak üstünde bir direnç olmadığından dolayı fazla akım çekiyor. Yani bunun bu kadar amper çekmemesi gerekiyor ve bunun bu kadar ısınmaması gerekiyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey belli. Buraya bir tane diyot koyacağız.
Elimizde 3 amperlik. Modelini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yönü çıkışa bakacak şekilde hemen bunu buraya lehimleyelim. 0.55 amper çekiyor. Bu LED'in yanma şiddeti gayet ideal. Burada siz belki farklı bir fenerde yapıyor olabilirsiniz. Orada daha farklı değerlerde, diyotlarda kullanabilirsiniz. Bunun şu anki yanma şiddeti ve elime verdiği ısı gayet normal gibi geliyor. Benim kullanacağım 600 wattlık 3 amperlik bir diyot olacak. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. LED'in 1.5 amper çekmesi normal değil. Bu diyotu ekleyeceğiz. Yani kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gayet güzel. Isısı da gayet normal. Aşırı derecede bir ısı üretmiyor. Sizin elinizde daha farklı bir diyot vardır. Onu da kullanabilirsiniz. Ölçerek tabii ki. Ölçerek doğru yolu bulabilirsiniz. Çektiği amper artık yarım amper. Şimdi LED'imizi yakıyoruz. Şiddeti gayet güzel. Şimdi ısısına bakacağız. Biraz çalışsın. Belli bir süre geçti. Ölçümümüzü yapıyoruz. Termal kameradan baktığımızda şu an 40 derece, 41 derece civarında geziniyor. Ya bu tabii daha uzun çalıştığında biraz daha artabilir ama 50 dereceyi geçebileceğini zannetmiyorum. Geçmesi de çok sorun mu? Hayır değil. Ama kasaya artık bir zararı dokunmaz bu sıcaklığın. BMS devresinin üstündeki MOSFET'e bakalım. MOSFET'ten anlayabiliriz LED'in düzgün yanıp yanmadığını. MOSFET'in gayet yeterli sıcakta olduğunu. Bu LED'in ortalama 0.50, 0.60 amper civarında çalışması gerektiğini gösteriyor. Gayet güzel. Biraz arttı sıcaklığı. 42, 45, 50 dereceleri görecektir. Bir MOSFET'in 80 dereceye kadar çıkması gayet normaldir. Bu tarz bir MOSFET'in. Gayet her şey normal görünüyor. Kamp fenerinde dikkat etmemiz gereken şey şu. Ne kadar güçlü bir pil koyarsak koyalım, ne kadar güçlü bir akü koyarsak koyalım, LED maalesef o kadar akım çekiyor. Çünkü buradaki bağlantısına çok dikkat etmedim ama yani buradaki çalışma prensibinden belli olduğu üzere ne gelirse ben onu yakarım abi diyor. Yani ne tür bir elektrik gelirse gelsin ben o enerjiyi çekerim diyor. Voltaj eğer yüksek gelirse zaten LED'ler yanar. Amper yüksek gelirse de o amper şiddetinde yakarak ısı üretirim diyor. Feneri toplamaya geçiyoruz. Fenerin LED'lerine bir stand yaptım. Önüne de bir reflektör koydum. Şimdi ben bu feneri toplamaya başlıyorum. İki tane pil hücresi yaptık zaten. Bunları şimdi montajına geçiyorum. Fener tam olarak bu şekilde yanıyor. Kasanın içine de bunu koyalım. Sıfıra sıfır girdi. Zaten bunun daha önce ölçüsünü almıştım. Temiz bir şekilde içine oturdu. Bayağı da hafif oldu. Hemen bir şarj denemesi de yapalım. Şarj da oluyor. Burada siyah kabloyu tespit ediyorum. Hemen kestim. Diyotu ekledik. Akü bağlantısında yapıyorum. Gayet güzel bir şekilde yandı. Kasayı toplamaya geçiyorum. Tekrar bir bakalım. Gayet güzel. Geçici bir körlük yaşatıyor. Daha sonra çıkmaması için sıcak silikon kullanacağım. Bu fenerlerin aynı zamanda powerbank özelliği olduğu da söyleniliyor. Şimdi bu özelliklerini test edelim. Fenerim var şarjlı. Işık yanarken şarj yapabiliyor mu?
yapabiliyor. Herhangi bir sorun yok. Powerbank özelliği var mıymış? Varmış. Şimdi bakalım bu bizim yaptığımız pil grubuyla gerçekten 80 saat yanacak mı? Bunun da testini yapacağım. Testimiz bitti. 80 saat yandı fenerlerimiz. Ama 80 saatten sonra da yanmaya devam etti. Işık parlaklığında tabii ki bir miktar kısılma oldu. Ama karanlıkta gayet aydınlığı güzeldi. Ondan dolayı ben de artık hani 80 saatin daha da üstünü zorlamaya çalışmayıp testi sonlandırıp bu sefer de şarj ettim. Şarjın sonunda da 6 saatlik bir şarjın sonunda tam olarak piller doldu. BMS devresinin teknik bilgilerini de açıklamada paylaşacağım. Şurada görüldüğü gibi 360 pilimiz dolu. Aynı şekilde buradan da ölçeceğim. 352 pillerimiz dolu. 6 saatte doluyor. Yaklaşık olarak da 85 saat gibi düşünebiliriz. Testi sürdürmedim. Bizim amacımız ve bu fenerin satış politikasında ne yazıyordu? 80 saat yanması. Yanmıyordu ama biz bunu 80 saat çalışır hale getirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.